Şimdi gözler sosyal güvenlik sisteminde yapılacak değişikliklerle birkaç gündür arka arkaya haberlerde anlatıyoruz, aktarıyoruz. Özellikle işte EYT'nin çıkarılmasının hata olduğunu söyleyen AKP'li isimler var. Bu bir gerekçe olarak kullanılıp şimdi yeni bir sisteme mi geçilecek diye konuşulurken yeni iddia şu: emekli olup çalışmaya devam edenler için yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Buna göre bu kişilerden genel sağlık sigortası priminin alınması öngörülüyor. Şimdi çalışan emekliye bir de böyle bir yeni zorunluluk geliyor gibi. Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel yayınımıza katılıyor. Merhaba, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Buket Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi en düşük emekli maaşı 12.500 lira olan emekli ne yapacak? Onunla geçinemeyince yeni bir işte çalışmak zorunda. Çareyi burada buluyor ama iktidar anladığımız kadarıyla bu emekliler için yeni bir çalışma hazırlığında. Sizde detay bilgi var mı acaba? Ne bekliyor artık çalışan emeklileri? Buket Hanım, biraz geçmişe gidelim. Şöyle, süremiz ne kadar? Bir onu öğreneyim yönetmenimden. 5 dakikamız varmış, süreyi iyi kullanalım. Hani çok da geriye gitmeyin. 1986 yılına kadar emekli olan birisi çalıştığında ondan prim alınmazdı. 1986 yılında o zamanki Sosyal Sigortalar Kurumu, o zaman da Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Şimdi kısa adı olan SGDP, Sosyal Güvenlik Destek Birimi çıkardı diye bir şey çıkardılar. Bir kişi nereden emekli olursa olsun, SSK'dan, Bağkur'dan, emek sandığından, bankalardan, borsalardan, özel sektörde işe girerse emekli maaşında bir eksilme olmaz. Çalıştığı iş yerinden aldığı ücretten %30 oranında, kısa adı SGDP olan Sosyal Güvenlik Destek Birimi kesilir. Ve bu tek bir işe yarar Buket Hanım. İş kazası, meslek hastalığı geçirirse kendisine ikinci gelir bağlanır. Yani bir iş kazası geçirirse, elini, ayağını, kolunu, bacağını, kulağını, burnunu kaybederse, kaybettiği uzun vücuttaki oranına göre kendisine ikinci bir gelir bağlanır. Yani bu iş kazası primidir. Normal bir çalışında iş kazası primi %2'dir. Ama emeklilerden %30 kesilir. İş yerinden aldığı ücretten, emekli maaşından değil. O yüzden zaten çalışan emeklilerden aşırı bir soygun var. %2 yerine %30 alıyorlar. Ve bu emekli maaşını arttırmaz, eksiltmez de, hiç ilgilendirmez. Sadece iş kazası, meslek hastalığı geçirirse bir anlamı vardır. Bunun dışında bir anlamı yoktur. Zaten kişi emekli olduğu için, 25 yıl, 30 yıl, 40 yıl çalışmış, emekli olduğu için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan sağlık yardımı alma hakkına da sahiptir. Hem kendisi, hem eşi, hem çocukları, hem de varsa ana babası. Şimdi Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonomi yönetimi bütçe açıklarını kapatmak için çalışan emeklilerden %12 oranında genel sağlık sigortası primi almaya başlamak istiyor. Buket Hanım, şu anda çalışan emekli sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Bu şu anlama geliyor. %12,5 oranında maaşından kesinti olacak. Eğer bugün Hürriyet Gazetesi'nin yazdığı bu bahsettiğimiz sistem hayata geçerse. Doğru mu? Evet. Ama emekli maaşından değil, iş yerinden aldığı ücretten. Tamam, evet. Doğru, pardon. Tabii. Tamam. Ama Buket Hanım, şimdi emekliler zaten 40 yıl prim ödemiş, emekli olmayı hak etmiş. Sağlık primi zaten yıllarca ödemiş. Şimdi bir de ondan %12,5 ücretinden kesinti yapılırsa bu kişilerin çalışma şansı veya sigortalı çalışma şansı kalmayacak. Demin cümlemi tamamlayamadım. Şu anda bilinen 1,5 milyon emekli çalışıyor özel sektörde. Evet. Bunlardan sadece 400 bin tanesi sigortalı. 1 milyon civarında sigortasız kaçak çalışıyor. Gece bekçiliği yapıyor. Ne bileyim, getir götür işleri yapıyor. Basit işler yapıyor ama işveren onu sigortalı yapmıyor. Prim ödememek için. Şimdi bu haber doğru olursa, gerçekleşirse o 400 bin kayıt emekliyi de bulamayız. Bütün emekliler kayıt dışı çalışır. Kayıt dışılığın önünü açar bir taraftan diyorsunuz. Böyle bir etkisi var. Diğer taraftan aldığı maaş üzerinden bir kesinti olacak. Sizce bunun yasalaşma ve uygulanabilir olma ihtimali var mı? Çok kısa bir yanıt rica edeyim sizce. Bana göre %0.
Peki emeklilik sisteminin değiştiği iddiaları var. Ona ne diyorsunuz? Yeni bir hazırlık var. Her şey baştan aşağı yenilenecek diye. Buket Hanım, Ekim ayına itibaren meclis açılıyor. Çalışanlar ve emeklileri zor günler bekliyor. Evet. Çok zor günler bekliyor. Evet.